Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda özel üçgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Bu testimiz de AYT tarzında arkadaşlar. Çözüme başlayalım. ABC üçgen 2, 7 ve 9'lar verilmiş arkadaşlar. Burada DCX nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şurada ikiz kenar tabanına ait yüksekliği çizeceğim gibi duruyor. Çünkü tabanla alakalı bir şey var mı? Var. Ama öncelikle sanki burası da 9, burası da 9 ya. Buradaki 9'ları da kullanmam gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki buradaki dokuzları ben nasıl kullanmalıyım? Hocam şöyle şöyle bu bir şöyle şunu çizecek olursak bu bir ikizkenar üçgen, değil mi? E, ee, ikizkenar üçgen olduğundan dolayı, e, ikizkenar üçgende kola bir yükseklik çizilmiş ve şekil dengesizse ne yapıyorduk? Diğer kola da biz bir yükseklik çiziyorduk. Çizilen yükseklikler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta ayırdığı yerler de birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Bakın kol burası ya, tepe açısı da burası. Bu çizilen yükseklik tepe açısına kadar 7 ayırmışsa bu çizilen yükseklikte tepe açısına kadar 7 ayıracaktır. Yani burası kaç yaptı? 2. Bu arada şu parçayla da şu parça birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Çünkü niye? İkiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğundan dolayı. E burası 7 ise burası da 7 olacak. E 2 artı x eşittir 7 ise x de buradan kaç buluruz arkadaşım? 5 buluruz. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 2. İkiz kenar üçgen verilmiş. Ve burada burası K iken burası 2K verilmiş. HT uzunluğu K iken TC uzunluğunu 2K yazıyoruz. Neresi ikiz kenar arkadaşlar? AB ile AC. Şu ikiz kenarları şöyle bir gösterelim isterseniz. Hocam ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik tabanı iki parçaya bölecek 3K 3K yazabiliriz. Valla dik üçgenle yapamıyorsak ikiz kenar üçgendeki verilen bilgi. ikiz kenarın tanımı gereği diğer şeyini uygularız. Yani taban açılarını yazarız. E yazalım açıları o zaman. Hocam ben buraya bir alfa alfa yazacak olursam. Alfa alfa. Alfa 90 burası beta ise ters açıdan burası da beta. Alfa 90 burası beta. Hatta hocam burası da dik üçgen. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Ve şurada da bir x kenar çıktı. Bakıyorum ki AH ve ET'den bahsediyor. Hocam AH ve ET. Şu taban olsa hemen tabana ait yüksekliği tereddütsüz çizerim. Ama ee, taban yok. Ama soru içerisinde ET'den bahsediyor. Tabanla alakalı bir şey olduğu için yine ben tabana ait yüksekliği çizebilirim aslında burada. Şu tabana ait yüksekliği çizecek olursak Hocam çizdiğim zaman tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonrasında hocam ben buradaki oranlamaları da kullanmak zorundayım. Oran var. Vallahi aslında konuşuyorum konuşuyorum biraz oyalanıyorum da benzerliksiz çıkarım diye ama genelde oran olduğunda benzerlik kullanıyoruz arkadaşlar. Ben benzerliği fark ettim de daha farklı bir yol arayışı içerisindeyim aslında ama maalesef yok. Arkadaşlar direkt benzerlik. Öncelikle şurada bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. K ise yukarısında nedir? K'dır. Ve şurada bir dikdörtgen e, kelebek benzerliği oluştu mu arkadaşlar? Şurada ve şurada bir kelebek benzerliği. Kelebekte oran 1'e 2. O zaman buradaki doğruda da 1'e 2 oran mı vardır? Evet. Yani burası A iken burası nedir? 2A'dır. Hocam burası da A. Sonra şurada bakın dikkat edin. A H içine girmişti. Şurada da bir dikdörtgen olduğunu zaten biraz önce söylemiştik. Burası 3A iken burası da 3A yaptı mı? Yaptı. Şimdi adam sana demiş. A H 3A artı ET yani 4A eşittir 21 ise 7 a eşittir 21'den. a'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. et isteniliyor bizden. Bakalım et uzunluğu 4 a. a yerine 3 yazınca cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Dolayısıyla ikinci soru edremit oldu. Geldik. Üçüncü soruya. Üçüncü soruda arkadaşlar neler verilmiş? Bu açıortaylar verilmiş. Ben buraya bir alfa alfa buraya da bir beta beta diyecek olursam. 2 alfa artı 2 betanın öncelikle ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 180 derece olduğunu ve buradan da alfa artı beta'yı kaç derece buluruz? 90 derece buluruz. Evet burası 90 derece oldu arkadaşım. Sonra Hocam bunları paralel vermiş. Paralel doğruları kullanacağım. Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. Hocam noktaya nokta olduğu için şu parça şu parça birbirine eşit. Hocam çizgiye çizgi olduğu için bu parça ile bu parça birbirine eşit mi? Eşit. A beşken. Burası da 5, burası da 5 çıktı. Büyük üçgende şurası 10. Büyük üçgende dik üçgen. Dolayısıyla 6'ya sa burası kaç çıkar? 8 çıkar. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. 15 var 25 var. Ne diyor burada? Yukarıdaki şekilde BC üzerinde. BC üzerinde. AD eşittir DC olacak şekilde bir D noktası alınıyor. Evet bir D noktası alacağım. AD ile DC birbirine eşit olacak arkadaşlar. D noktasını şuradan seçtim. AD ile DC birbirine eşit olacak. E bizden BD uzunluğu isteniyor. Şuraya x dersem arkadaşım tamam 25 olduğundan dolayı buraya 25 eksi x kaldı. Burası da 25 eksi x oldu mu oldu. E hocam şurada bir direkt Pisagor var. Pisagor'u uygulayalım. 25 eksi x'in karesi eşittir. 15'in karesi artı x'in karesi olacağından işlem 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 x'i buluruz. Ama hisset kardeşim 15 var. 15 ya 8 15 17'dir ki 8 koysak 8 15 17 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Ya da 15 20 25 deneyecektim arkadaşlar. Değil mi? E burada direkt sağlandı. X buradan 8 geldi. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik 5'e. Evet ABCD yamuk. Yamuk olması ne anlama geliyor? Karşılıklı kenarların birbirine paralel olması anlamına geliyor. Zaten onu da vermiş. BF ile AC birbirine dik. Yani şunla şu birbirine dik. Sonra AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hocam ikiz kenarda. Bak şimdi dikkat. İkiz kenarda kolay bir yükseklik varsa ve şekil dengesi ise ne yapıyorsun? Diğer kola da sen bir yükseklik çizebilirsin. Eşit kenara bu yükseklikler neydi? Birbirine eşitti. Hocam paralellikleri kullanmak zorundayım. Bir de AB ile AC'ye eşit vermiş. Şunlar şunlar birbirine eşit. Başka bir şey vermiş mi? DA, DE de 25 demiş. Ooo süper. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. Bunlar 25, 25. E hocam sen iki paralel doğru arasında bak tabanla alakalı bir şey var. Şuradan bir yükseklik çizecek olursan Hop yükseklik çizecek olursan ne olur? Tabanı iki parçaya böler mi? Böler. E hocam şu ve şu paralel iki doğru arasındaki uzaklık olduğundan dolayı ya da hocam 90, 90, 90, 90 dikdörtgen oluştu. 24 ise burası da 24 yazabilir misin? Yazarsın. E hocam 24, 25. Ne üçgeni? 7, 24, 25'den 7 yaptı. Burası da 7. E x uzunluğu da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 14 oldu. Beşinci sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 6'ya. 10, 11'den dolayı şurayı bulabiliriz. Başka bir hamle yapabilir miyiz? 2, 5, 10 ve 11 var. Mecburuz arkadaşlar. Neye mecburuz? Hadi bakalım. Şu, Pisagor'dan bulmaya. Hocam ben şunu Pisagor'dan bulabilirim. Sonra isterseniz şuraya bir A diyeyim arkadaşlar. Şuraya da bir, buraya da bir Y diyeyim. Normalde arkadaşım, Y kare neye eşittir? Bak normalde. 10'un karesi artı 11'in karesine eşittir. Ha Pisagor'dan burayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan A'yı bulabilirsiniz aslında ama ben ikili Pisagor'larda ortak olan kenar varken ortak olan kenarı yalnız bırakırım. Y kare eşittir. Onun karesi artı 11'in karesi. Aynı zamanda Y kare. Şuradaki dik üçgende neye eşit? 5'in karesi artı A. Şuraya A demedim. Tamamına A diyeyim ki A artı 2'nin karesiyle uğraşmayayım. Yani 5'in karesi artı A'nın karesine eşit. Hocam buradan ne geliyor? Burası 100 artı 121 eksi 25 eşittir. A kare mi oldu? Evet. Şuradan 220, 25 çıkarsa 121'den 25 çıkarsa kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım sanırım 96 yapıyor. 196 yaptı. Oo, 196 eşittir a kareden. A'yı buradan kaç bulduk? 14 bulduk. Hocam a 14 ise buraya ne kaldı o zaman? 12, 5, 12 ne üçgeni arkadaşım? 13 üçgeninden cevabımız da böylelikle 13 oldu. 6. soru e oldu. Geldik 7'ye. Çekil de A ve B köşeleri etrafında açılıp kapanan eşit uzunluktaki iki kanattan oluşan AB köprüsü kapalı konumdayken veriliyor. Arkadaşlar bakın şunlar birbirine eşit. Yani ben şunlara ne diyeyim arkadaşım? X birim X birim diyeyim isterseniz. Köprünün iki kanadı çekil gibi farklı mesafelerde açıldığında uçlarının AB'ye olan uzatları CE 4 köküç. Şurası 4 köküç verilmiş. Sonra DF'yi de 5 olarak vermişler. Şu uzunluklar köprüden dolayı birbirine eşit mi? Eşit. Sonra ne diyor? Son durumda BF ve AE'den birbirimiz uzun olduğuna göre Arkadaşlar BF A eden bir birim uzun olduğuna göre yani burası x a burası a iken burası neymiş a artı birmiş. E hocam şunlarda da x x ikili pisagor var mı elimizde var. Hocam bir burada pisagor var bir de burada pisagor var. Her iki dik üçgende de ortak olan kenar var. Yani eşit işte olan kenar var x değil mi? Evet hocam direkt x'in karesi eşittir. Şuradaki sarı üçgende yani şunda ne eşittir arkadaşım? A kare artı 4'ün ka a artı 4 kök üçün karesine eşittir. Hocam aynı zamanda yandakinde de x'in karesi 5'in karesi artı a artı 1'in karesine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burada ne olacak? Bunları açacağız. Hadi açalım bakalım. A kare artı 16 çarpı 3 48 eşittir. 25 artı a kare artı 2 a artı 1 olacağından a kareler nanay oldu. Bu 26 yaptı. 48'den 26 çıkınca 22 mi kalıyor arkadaşlar? Evet. Bu 2 a'ya eşit oldu. a'yı da buradan kaç bulduk? 11 bulduk. EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar A'yı 11 bulduysan A'yı 11 bulduysan burası kaç çıktı? 12. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni hocam. E, A'yı kaç bulmuştuk? 11 bulmuştuk. E, yukarıda biz şu mesafeye xx Allah'tan demişiz. Bakın burası kaç oldu o zaman? E, X'i kaç bulduk? 13 bulduk. Hocam burası da 13, burası da 13 olduğundan dolayı bu uzunluk kaç oldu? 26 oldu. Normalde şu uzunluğun kaç olmasını bekliyoruz? 26 olmasını bekliyoruz. Yani EF isteniliyor bizden. O yüzden şuraya da bir Y diyecek olursam 11, Y ve 12'nin toplamı 11, Y ve 12'nin toplamının kaç yapması lazım? 26. Şu 23 yaptı. Y de buradan 26-23'ten kaç geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 7. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Evet 50 derece var ve şurada bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Hemen yazalım. Burası K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Arkadaşlar şekilde 90 derece varsa bak 2K ile K arasında da bir ilişki kuramıyoruz. Keşke burası K olsaydı direkt 30-60-90 derdik ama dik kenar değil şuradaki uzunluk. 90 derecenin olduğu sorularda 1'e 2 oran varsa aklımıza ne gelecekti? Muhteşem. Hemen muhteşem üçlüğü çizin kardeşim. Hop çizdiniz. Hocam şu şu eşit burada eşit. Bak önceden 2K ile K alakasızdı ama şimdi burası da K, burası da K, burası da K oldu. Bakın K'lar yan yana geldi bir X kenarlık çıktı mı çıktı. Hocam 50 ise hop direkt burası da 50'dir. E, burada da X kenarlık var. X ise burası da x'tir. 2 iç açı bir dış açı olduğundan yani direkt X artı X eşittir 50 olacağından X de buradan kaç çıkar? 2X 50'den X de 25 olarak buluruz. Yani 8. soru Akçay oldu ve geldik son soruya. Alman mimar Neufert Allah doğru, doğru telaffuz etmişimdir. Neufert Yapı Tasarım Kanunu'na göre basamak yüzeyleri dik kesen bir merdivenin basamak yüksekliği 15 cm ve güneşli, e, genişliğinde 25 cm olarak kabul edilmiştir. Evet. Çekilde Neufert Kanunu'na göre tasarlanmış merdivende yürüyen adam figürü verilmiştir. Trabzon'un alt yüzeyinin merdiven köşelerine düşey uzaklığı 90 cm olarak verilmiş. ABC doğrusal olduğuna göre ABC doğrusal olduğuna göre AD uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E, Neofortin işte kanununa göre yapılmışsa her basamak aynı. Yani burası da 25, burası da 25 mi? Evet. Burası 15, burası da 15 mi? Evet. Senden ne isteniyor? AD uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar dik dörtgene tamamlayacağız. E, dik üçgene 90 dereceler çok fazla olunca ne yapıyorduk? Eee dik dörtgenle dik üçgene karşılık getirmeye çalışıyorduk. Hop dik dörtgene tamamlarsam 25 ise 25 Şurası 15 iken burası 15'e. ya. 15 ise burası da 15 yaptı. Şurası kaç yaptı? 50. Burası kaç yaptı? Oo 120. O zaman 5, 12, 13'ün 10 katı değil midir? Burası da 13'ün 10 katıdır. Yani burası kaç yapar arkadaşlar? 130 yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C an oldu 9. soruda. Ve sanırım bu testi de bitirdik mi? Evet arkadaşlar test altında çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.